Ben Yaş Robot. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağ yakıcı, kolesterol düşürücü bir sirke yapımı yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 5-6 tane mandalina, 2 tane portakal. Bunların kabuklarını atmadım. Bunları da altına paylaştıracağım. Ayva kabuğu, elma kabuğu var. Bir de limon var. Limon kabuğumuz var. Bir tane de limon var burada. Burada elmalarımızı, ayvalarımızı küçük doğradım. Bunları şimdi sırasıyla yavaş yavaş yerleştireceğim. Başlayalım. İlk başta kabuklarımızı içine atıyorum. Ben iki şey yapacağım. Malzemeyi ona göre ayarladım. Şeye ziyan etmemek gerekiyor. Çünkü meyvelerin kabuklarından da bu işler oluyor. Şimdi bir de elma atıyorum eş şekilde. Bir adet buraya limon, bir adet buraya limon. Bunun için arkadaşlar elma ve ayvamız var. Ayvanın kabuklarını soydum. Malum kış havasındayız. Çok fermantasyon olmuyor. O yüzden kabuklarını soyup daha hızlı bir şekilde sirkeleşmesini sağlamak istiyorum. Evet. Şöyle bakalım. Eşittir. Eşittir. Şimdi portakalın bir tanesini buna bu şekilde sıkıp ellerimizi yıkadık arkadaşlar. Tamam, hijyen şekilde. Bir portakal buna sıkıp suyunu sıkıyoruz. Evet. Bir tane de buna aynı şekilde sıkıyoruz. İnşallah sesli bir problem olmaz. Bazen telefonumda ses problemi oluyor. Şimdi mandalinamızı sıkmaya başladık. 2, 4, 5. İşlemi de buna yapalım. Arkadaşlar elmalar ve ayvalar, mandalinalar, meyvelerin doğal olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar diğer sarkışı da yerde çalatacağım. Yakmayı hızlandırmak için. Zerdeçal her derde deva bir bitkidir. Yağ yakıcı özelliği yanı sıra kansere karşı yarışta olduğu da bilinir. Şimdi suyumuzu, temiz içme suyumuzu döküyoruz. Çeşme suyu değil arkadaşlar. Çeşme suyu yapacaklar. Kaynatıp yapmaları lazım. Birincisi doğal kaynak suyu.
ekleyeyim. Şimdi mandalina ve meyvelerimiz basit bir şey olduğu için taşıma yapar. Biraz daha su ekleyip şuraya kadar eklemem lazım. Şuraya kadar ekleyeceğim. Ondan sonra tahta yardım kaşıkla devam edeceğiz. Bir silikon kaşık yardımıyla bunu da günde iki kere karıştıracağız. Pardon, sirkemizi unuttuk. Bu kendi yaptığım elma sirkem. Bir çay bardağı yakın boşalttım. Fazla asit yapmasın diye. Bu da tamamdır. Arkadaşlar son bir şeyimiz kaldı. Unuttuk. Şimdi aklımıza geliyor yavaş yavaş. Diyeceksiniz. Ne kadar çok şey unutuyorsun. Her çekimde heyecanlanıyorum. Bu benim daha önceki sirkelerimden elde ettiğim sirke analarıdır arkadaşlar. Şu şekilde. Saklıyorum. Sıkışmış. Asit yapmış demek. Evet. Şimdi. Bu yarım sirkanımız yeter. Şöyle böyle. Sirkeden soğumayanlar doğal sirkeyle yapabilirler. Ama sirke nasıl olsa iş garanti gibi. Yaklaşık 18 derece sıcaklıklarda durması gerekiyor bunların. Ki hemen fermente olsun. Soğukta olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün işlemimiz tamam. Bu şekilde karıştıracağız. Başta karıştırmak zor olur. Günler geçtikçe, meyve yumuşadıkça karıştırmalar kolay olacak. Evet arkadaşlar. İşte sirke kurulumu yapımı bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi bunun üstüne temiz bir bez koyacağım. Lastikle bağlayıp hava almamasını sağlayacağım. Yaklaşık sabah akşam her gün karıştırıp 20 gün boyunca karıştıracağım. Ta ki meyvelerimiz dibe oturana kadar. Dibe oturduktan sonra karıştırmaya bırakacağım. Sirke alışmasını onu bekleyeceğim. Sirke alışması oluştuktan sonra iyice sirke alışması dibe oturacak. Dibe oturduktan sonra süzüp içine bir kaşık doğal bal olacak. Koyacağım, çalkalayıp tekrar beklemeye alacağım. Yaklaşık 6-7 ay beklediği zaman, 1 sene beklediği zaman daha çok güzel, daha kaliteli bir sirke olur arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacaklara başarılar dilerim. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar olsun.